TeknoSeri hoş geldiniz bölümde Doccase'in harici akıllı SSD kutusunu inceliyoruz. Doccase size yabancı bir firma değil artık. Çok fazla ürünlerini tanıttık. Ve ee, aslında Kickstarter üzerinden yürüyen bir firma. Orada önce duyuruyorlar. Sonra fonlanırsa, fonlanırsa e, çıkıyor ürün piyasaya. Bize de ürünleri gönderiyorlar. Bu sefer fonlamaya çalıştıkları ürün bu elimde gördüğünüz M2 kutusu. Aslında şöyle bir şey var. Onlar bir öncekini hatırlarsanız e, Doc incelemiştik. Akıllı Doc diye geçiyordu. Bu da akıllı M2 SSD kutusu olarak geçiyor. Şimdi aslında yaptıkları şey oradaki akıl. Bir tane ekran koyuyorlar ürünün üstüne. Onun içinde bir işletim sistemi çalışıyor ve işte onunla beraber ürünlere ekstra özellik koyuyorlar. Şu an uyguladıkları formül bu. Bunu almışlar oradan yine buna uygulamışlar. Şimdi şöyle göstereyim yakından. Elimde iki tane var bu elimdeki maketi şimdi onu açacağım. Diğeri çalışacak. Şöyle içini açalım. İşte aslında baktığınız zaman, böyle baktığınız zaman bir M2 kutusundan çok farkı değil. Alüminyum ve işte şuradaki üstündeki camın da tempered işlenmiş olduğunu söylüyorlar. Böyle baktığınızda alüminyum bir kutu. Bunların güzel tarafı aynı zamanda içine koyduğumuz M2'ler için bir soğutma soğutucu vazifesi görmesi. Tabii ki şurada yine termal bandı koymuşlar ama kendisi, kutunun kendisi yine bir e, ısı dağıtıcısı kocaman bir ısı dağıtıcısı önünde yine ekranı var şöyle bakalım sağına soluna Type C ile çalışıyor USB 3.2 Gen 2 gerçekten Gen 2 hızında bu arada biliyorsunuz orada e, bazı kafa karışıkları oluyor 3.0 3.1 artık onlar çok karıştı 3.2 Gen 2 yani görmek görmek istediğimiz şey bu zaten 10 gigabit hızında çalışması gerekiyor bunda da 10 gigabit yanında verdikleri kablo da bunu destekleyen şekilde şöyle göstereyim İçinden çıkıyor. 10 gigabit hızını destekliyor. Artı şöyle güzel bir şey yapmışlar. İki tarafı da Type C. Ama şununla e, tak kullanıldığı zaman Type A'ya dönüşüyor. O da gayet güzel olmuş. Tekrar takalım. Şimdi geri, geri kalan özelliklerini aslında çalışırken göstermem gerekiyor. O yüzden takıyorum. Şimdi benim içinde bunun Samsung M2 SSD'im var. Takmasında, çıkarmasında e, özel bir durum yok zaten bildiğiniz M2 kutusu o anlamda. İçinden şeyinde koymuşlar ama yine de her ihtimale karşı şu tornavidası kendi tornavidası içinden çıkıyor. Şimdi bakın açıldı. Şurada dikkat etmeniz gereken bir şey var. PRP charging diyor. Şimdi bu PRP özelliği aslında bazı M2'lerin kendisine de kondu. Şimdi biliyorsunuz M2'ler ya da genel olarak işte bu diskler diyelim, SSD'lerin üstünde cache vardır. İşte o cache şimdi şöyle bir dezavantajı var. Eğer ya, orası doldu ve belleğe yazıyor. O esnada bir güç kaybı olursa oradaki veri gider. Hatta şöyle söyleyelim. Oradaki risk bütün buradaki e, mapping yani şöyle söyleyelim. Ikea'daki Ürünleri düşünün böyle raf raf ürün var. Bir anda e, o ürünlerin nerede olduğunu yazdığı verinin kaybolduğunu düşünün. Nerede ne var hiç bilmiyorsunuz. Yani bir anında en başa dönüyorsunuz. Tekrar hepsi sayılacak, tekrar hepsi dizilecek, tekrar hepsi kayda alınacak. Bu işte bu tablonun silindiğini düşünün buradaki orada da verileriniz gidiyor. E, aynı şekilde bunun olmaması için e, bu PLP sistemi bazı emikilerin kendisinde var. Ne yapıyor? Güç kesilse bile en azından keş yazılana kadar... E, canlı tutuyor diski ve veriniz kurtulmuş oluyor ama hepsinde yok Burada disk kutusunun kendisinde var İşte o şarj olan şey o bakın birazdan bitecek O şarj olduktan sonra 10 saniye kadar buradaki güç kaybı güç kaybı olsa da 10 saniye kadar e, Enerji vermeye devam ediyor içindeki M2'ye Ve o 10 saniye zaten bunlarda o cache hız, yazma hızları çok yüksek Kurtarmak için yeterli veri kaybı olmadan yazma işlemi Tamamlanmış oluyor Hatta işte şöyle göstereyim size Bakın şu anda doldu, şarj ettiği kadarı boşaldı gitti. Hemen anında kesilmedi. Bunun tabi şarj olması belli bir süre istiyor. Ee, ama çok uzun bir süre değil işte ben konuşurken o dolacak şimdi bir daha. Ee, bu iyi bir özellik çünkü her M2 kutusunda bulamayacaksınız. Her M2'de bulamayacaksınız. Eğer normal bir EP, PLP özelliği olmayan bir M2'niz varsa işte bunda o özelliğe kavuşmuş oluyor. Veriniz güvende. Her, yanlışlıkla çekseniz bile hani veri bazen yapıyorsunuz, hard diye çekiyorsunuz kabloyu ya da elektrik kesilebilir bağlı bulunduğu bilgisayarda. E, o yüzden bu önemli. Tam da veri yaz, yazma işlemine denk gelirse o veriyi kaybetme ihtimaliniz var. Bunun dışında 10 e, gigabit olduğunu söylemiştim bu bağlantı bu hızı alabiliyor muyuz Evet alabiliyoruz yani bu 1000 megabayt saniye yazma okuma potansiyeli demek potansiyel diyorum çünkü içine, içine taktığınız M2'nin de bunu desteklemesi gerekiyor yavaş bir M2'de bu, bu hıza ulaşamazsınız hızlı bir M2'de ulaşırsınız ama şunu da unutmayın tabii ki 1000 megabayt saniye yazma okumanın üzerine çıkan M2'ler de var. Onları takarsanız da bu sefer bu 10 gigabitin limitine takılacaktır. Çok böyle uçan kaçan m takmanıza gerek yok. Eğer hani bunun içinde koyacağım ve orada kalacak diyorsanız o zaman çok fazla pahalı bir şey almayın. 1000 megabayt saniye okuma yazmayı garantileyen bir M2, NVMe M2'yi buna takarsınız ve unutursunuz içinde 2 terabayta kadar depolama desteği var. O yüzden depolamaya önem verin. Hız ikinci planda olsun. Dediğim gibi bu USB 3.2 hızıyla bağlısınız ve limitlisiniz. Bunun bir güzel tarafı var. Şimdi bu ekranı görüyorsunuz. Değiştireceğim bir ekranı hemen. Şöyle basılı tutuyorsunuz. Yanda şurada tuş, tuşu var gördüğünüz gibi. O da şöyle. Şimdi SSD info. Bize burada bütün smart verisini okuyabiliyor. Ee, ekrandan görebiliyorsunuz. Göre Normalde bunları bilgisayardan görürsünüz. Burada kendi üstünden görüyorsunuz. İçinde hangi M2 var? Markası ne? İşte bütün buradaki hayat, hayatı boyunca yaptığı şeyler, okumalar, kalan hayatı hepsini görüyorsunuz. Firmware'ine kadar gösteriyor. Yani ya bu şeyin firmware'i çıktı mı diye ya da neymiş diye merak ederseniz üstünden M2'nin firmware'ine bakabilirsiniz. Şöyle hemen devam. Partitions. Burada da içindeki partisyonlar, bölümler gözüküyor. Benimkisi tek parça olduğu için şu anda bir tane var. Onu gösteriyor ismiyle ve işte miktarıyla. Devam. Bu benimkisi 500 MB'lik bir M2. Gelişmişte format atma özelliği çıkıyor, ee, sorumluluk kabul etmeyiz demişler hani içindekini format atarsanız. Ee, buradan format atmak ister misiniz bilmiyorum ama hani öyle bir durum oldu diyelim, ee, buradan yapabil yapabilirsiniz. Kutu yapabiliyor bunu işte çünkü içinde minik bir işletim sistemi çalışıyor. About Me kısmı kendisiyle alakalı. Orada da minik ayarları var ama ben hiçbirini yapmadım açıkçası. Yani kutudan çıktığı gibi kullanıyorum ve düzgün çalıştı ayarları geri alma var, resetlemek var. Onları yani bir şey gelirse başına oradan yapabilirsiniz. Tekrar şöyle gidelim. En sonda da monitör kısmında tabii adı üstünde içindeki M2'nin durumunu gösteriyor, voltajını gösteriyor, ne kadar ısındığını gösteriyor. Benim testlerime göre ben o testleri hariçten yapıyorum. 40 derece civarında tuttu bu M2 ki bu onun güvenli sınırlarının içinde zaten. Bir sorun olmadı. Performans düşüşü ya da throttle yapmadan düzgün bir şekilde çalıştı. Bakın biz ben konuşurken 10 saniyelik PLP hazırlandı. Tekrar çekeyim şuradan. Normalde bu hemen kapanacakken işte burada görüyorsunuz. Şu anda keşte bir veri olsaydı yazılmıştı diske ve güvenli bir şekilde kapanmıştı. Bu olmadığı zaman tak diye gidiyor ve işte o keşteki veriyi kaybediyorsunuz. İçinde Realtek e, 9210 B yongası var. Şimdi bunun içinde bir işletim sistemi olması şuna yarıyor. An aynı anakartlarda olduğu gibi anakartları RAM alırsınız. Uymaz ya da bir performans sorunu olur. Bir şey olur. Ne olur? BIOS güncellemesiyle çözerler. Şimdi bu da firmware desteği olduğu için yarın öbür gün içine taktığınız m ile ilgili bir sorun yaşandı. Onun kontrolcüsü ile ilgili bir şey yaşandı. Firma bunu düzeltebilir. İşte Realtek yongası var dedim. Oradan bir firmware gelir. E, ne olacak? Bunu Güncelleyeceksiniz, o uyumsuzluk çözülecek. Bu e, firmware update'i aslında böyle düşünün. Yoksa hani e, ihtiyacı olduğundan değil, zaten basit bir cihaz. E, ama e, ileride bir sorun olduğunda firmaya çözme şansı veriyor ya da işte geliştirme şansı veriyor. Firmware desteği var. Ekran dönebiliyor. Kendime göre çevirebiliyorum. E, şu an böyle yaptım. Onun dışında 1.33 inç olduğunu söyleyeyim. 240 240 IPS. O yüzden açı olarak da güzel her taraftan görebilirsiniz. Bilgisayara bağlandığında SCSI protokolünü desteklediğini göreceksiniz şaşırmayın bu iyi bir şey. adında da göreceksiniz isminde. Onun dışında söyleyeceğim şu fiziki yapısında kaymayı engellesin diye şu tırtıklı yapıyı yapmışlar. Kullanımı zaten fiziki olarak şuradaki vidayı açıyorsunuz içine M2'yi vidalıyorsunuz bitiyor ondan ibaret. Dediğim gibi yaptığım testlerde ya da sizin kullanımınızda içine koyacağınız M2'nin hızı burada performansı belirliyor. Çünkü kendisi zaten USB 3.2 Gen 2. 2 ile sınırlı. Ben yazma testimde işte 600 MB saniyelerle gerçek test yaparken ulaştım. Yani normal SATA'nın üzerinde bir sonuç aldım. Tabi teorik testte yine aslında benim elimdeki M2 2 MB, 2000 MB saniye civarı yazma okuma yapabiliyor. Ama o hıza ulaşamıyor. Niye? Çünkü bağlantı engel oluyor. 1000 MB saniyede kalıyor. Yani bu şu anlamı geliyor. Kutunun hızı e, olması gerektiği gibi çalışıyor. İçine koyduğunuz M2 de ona göre sınırlanıyor. Sonuç olarak bunun içine daha önce söylediğim gibi yüksek kapasiteli fena olmayan hızlı bir M2 takarsınız. Hiç olmazsa biraz belki fiyatını düşürür. Onu alırsınız. Takabileceğiniz şeyin bir sınırı yok bu arada. Hani ben şimdi Mac'e bağladım. Siz PC'ye bağlayın, laptop'a bağlayın. Hatta konsollara bağlayın. O da olur. Desteklediği her şeye, yani harici bir e, yapıyı, e, depolamayı destekleyen her şeye takabilirsiniz bunu. Tabi yüksek bir depolama alırsanız da e, çok daha rahat edersiniz. Uzun süre bunun içindeki M2'yi unutarak kullanırsınız. tabii ki küçük kapasitede kullanabilirsiniz. Ben mesela kullanmadığım M2'leri bu şekilde değerlendiriyorum. Ya da işte kapasiteyi arttırmışım, işte oradan 256 çıkmış, onda bir tane disk kutusu alıyorum ve içine takıyorum, onu harici e, M2 olarak kullanıyorum. Depolaması çok olmasa bile hızından faydalanıyorum. O yüzden kutular bu an, anlamda e, elinizde boşa çıkan M2'leri de değerlendirmek için fırsat sunuyor. Bu Kickstarter kampanyasında şu anda. Onun da aşağıda linkini vereceğim, oradan bakabilirsiniz. E, eğer gerçekleşirse ki gerçekleşecektir diye tahmin ediyorum. Diğer projelerinde de onay almıştı. E, piyasaya çıkacak. Beklenen fiyatı 100 doların altında olacaktır. Ben fiyat söylemiyorum çünkü Kickstarter'da bazı şeyler değişebiliyor. Ama 100 doların altındadır diye tahmin ediyorum. Çünkü zaten daha önce incelediğimiz benzer rakiplerinde böyle akıllı sistemi olmasa da çok ucuz olmuyor. Özellikle bu metal e, tasarıma sahip olanlar, NVMe hızına çıkanlar çok ucuz olamıyor. Bu ekstra olarak üzerine bir tane monitör koymuş. Hiç olmazsa içinde ne olup bittiğini bilgisayara, yazılıma bağlı olmadan görebiliyorsunuz. E Tabii ki şu PRP özelliği bence rakiplerinden ayıran bir özellik. Onu mutlaka, bence mutlaka olması lazım. Yani M2'de de olsa güzel olur. Ama yoksa da böyle sa sağlarsınız. Bunlar sağladığı artı değerler tabii ki Firmware yapılabilmesi gibi avantajları da var. Evet, e, şimdi artık DocGaze'in bu ürünü piyasaya çıkarması gerekiyor. Ondan sonra e, zaten yurt dışından da alsanız geliyor. Sonuçta bir şekilde bize de ulaşıyor bunlar. E, Burada Türkiye'de resmi olarak ben satıldığını görmedim ama dediğim gibi yurt dışından alabiliyorsunuz. Satışları var en azından şu anda şimdilik ben bu videoyu çekerken yurt dışından da alınabiliyordu. Böyle Doccase'in akıllı harici M2 kutusunu incelemiş olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.